Doğu Akdeniz'deki kararlı duruş, Suriye'deki terör yapılanmasına indirilen darbe, uygulanan bağımsız politikalar. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi ne sahada ne masada durduramadı. Ankara-Moskova yakınlaşması sonucu Rusya'dan alınan S-400'ler ise Washington'u iyice telaşlandırdı. ABD, savunma sistemlerini bahane göstererek Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Açıklama ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşıldı uzun soluklu ve koşar adımlarla gitmemiz gereken yaptırımların ayrıntısını Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik ve Silahlanmayı Önleme Müsteşar Yardımcısı Christopher Ford paylaştı. Amerika'nın ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin yasaklandığını kaydetti. For have... Ford, ABD mali kuruluşlarından 12 aylık vadede Savunma Sanayi Başkanlığına 10 milyon dolardan fazla kredi tedarik edilmesinin yasaklandığını ifade etti. Amerikalı yetkili yaptırımların son zamanlarda Avrupa Birliği zirvesinde görüşülen yaptırımlarla bir ilgisinin olmadığını ve sadece Türkiye'nin S400 alımına ilişkin olduğunu öne sürdü. Türkiye'yi nasıl gördüklerine ilişkin bir soruya yanıt veren Ford, bu karmaşık bir ilişki, zor bir ilişki, sonuçları olan bir ilişki. Türkiye halen bir NATO müttefiki ve Türkiye'nin NATO'ya katkılarına çok değer veriyoruz, dedi. Bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan geldi. Pompeo, Türkiye'yi bir an önce ABD ile koordinasyon içinde S-400 sorununu çözmeye davet ediyorum ifadelerini kullandı. Yazılı bir açıklama yayınlayan Pompeo, Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na Katsa kapsamında yaptırım kararı alındığına işaret etti. ABD birçok vesileyle Türkiye'ye S-400 alımının ABD ordusunun teknolojisini ve personelini tehlikeye atacağı, Rusya'nın savunma sektörüne ek fon sağlayacağı ve Rusya'nın Türk Silahlı Kuvvetleri ve Savunma Sanayi'ne erişim sağlayacağı konularında uyarıda bulunmuştur. Ancak buna rağmen Türkiye alternatifleri bulunmasına rağmen S-400 satın alma ve test etme konusunda kararlı davranmıştır. Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan ABD Dışişleri Bakanı, Katsa yaptırımlarını uygulama konusunda kararlı olduklarını vurguladı.